Evet arkadaşlar, geçen dersimizde notlar konusuna değiniyorduk. Yani Citavi programında PDF okurken, not alırken, mesela PDF okurken, yer tespiti yaparken yani bize ileride derslerimizde, yani özür dilerim, makalemizde, tezimizde, kitabımızda yararlı olabilecek yerlerin tespitini yaparken Citavi'de bulunan araçları kullanmayı öğreniyorduk. Kırmızıyı gördük. Burada mesela kırmızı yani yazının arkasında kırmızılandırma, renklendirme yöntemini gördük. Sarıyı da gördük arkadaşlar. Sarıyı mesela tıkladığımızda dikkat ederseniz ne yapıyordu? Sarı bölgesi tıklandığında mesela bize böyle not seçeneklerini de sunuyordu. Burada mesela task denen bir şey var arkadaşlar. Task görev demek aslında. Yani buraya tıkladığımızda yani istersek mesela biz buradan mesela yani yorumlar üretebiliriz. Sayfa numarasını vererek yorumlar üretebiliriz. Ya da istersek mesela işte kendimizi daha sonrasında mesela bu dosyaya konsantre edebilecek, yani fokuslayabilecek mesela bir takım yani geri dönüş cümleleri oluşturabiliriz mesela, ya da hatırlatıcılar meydana getirebiliriz. İşte burada mesela discuss, examine and address, assess, yani burayı tekrar gözden geçir, ondan sonra burayı tartış, ondan sonra go through bibliografi, yani bu konuyla ilgili bibliografiye git ya da oku, ondan sonra ya da yeni bir künye görevi falan filan. Bu şekilde mesela sizin de kurcalayacağınız gibi bir takım şeyler çıkıyor. Bakın mesela tıkladığımda bir görev atfetmiş oldum burada. Evet, dikkat ederseniz bakın renk değişti. Ondan sonra da burada mesela şu konunun hemen kısa bir başlığı geliyor, yer alıyor. Tabii ben bu başlığı değiştirebilirim. Bakın. Evet, burada mesela tıkladığımda yani görevin evet ne olduğunu, yani okuma mı? Bakın burada mesela işte ödünç al, ondan sonra satın al, tartış, yani Skynet gibi bana hatırlatıcı bilgiler veriyor. Mesela ben bu görevi nereden yaptıysam burada oraya gidecek olan linki gösteriyor bana. Burada mesela dikkat ederseniz Location denen bölüm var. İşte Library'de, Provide Collection'a. Dikkat ederseniz hep İngilizce, bakın arkadaşlar. İşte akademi dilde de biraz İngilizce'de hakim olmak lazım. Buralar mesela daha çok mesela profesyonel kullanıcılar için geçerli. Yani mesela şu anda mesela PDF dosyası elimizde. Evet. Citavi'nin. Özür dilerim. Kullandığımız bu makalenin Citavi'ye eklediğimiz PDF dosyası elimizde. Buralarda mesela bakın buradan çıktım buraya girdim. Yani program beni buraya sürükledi. Notlar bölümünden sürükledi. Evet. Ben tekrar buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi bu bazen sorular geliyor. Diyor ki özellikle direkt atıf nasıl yapılıyor? Mesela hemen diyor bir yer tespiti yaptık. Onunla ilgili bir direkt atıf yapalım arkadaşlar. Onunla ilgili sorular geliyor. Diyelim ki bakın mesela şurada makalenin alt kısmına geldim. Mesela yani yazarın şu düşüncesini mesela hoşuma gitti. Yani oradan bir direkt atıf atmak istedim. Böyle mesela bakın kopyalıyorum. Evet, kopyaladım. Ve şuraya kadar geldim mesela. Geldikten sonra mesela direct quotation denen mesela direct atıf denen bölüm var. Yani direct atıf derken mesela ne yapacaktır? Buradaki mesela yani şu kısımda bulunan yazıyı alacaktır. Buraya getirecektir, yerleştirecektir. Benden sayfa numarasını girmemi isteyecektir. Ondan sonra da ben bunu Word'a kullanırken bu direkt buraya atacaktır arkadaşlar. Hemen yapalım, hemen yapalım. Örnek yapalım. Bakın getirdi. Ondan sonra şöyle bir başlık da aldı. Bana hatırlatma amacıyla. Sonra burayı düzgün bir şekilde yazdı, getirdi. Buraya yerleştirdi. Yerleştirdikten sonra bakın şu ikisi direkt atıf. Bakın şunlar değil aslında. Bakın bunlar mesela işte özet olabilir. Yorum olabilir. Ben mesela kendime göre artık daha kullanacağım bunu. Yani renklendirmeyi kendime göre yapacağım. Ama bakın bu nedir? Direktir. İşte sayfa kaçtan almışım? Sayfa diyelim ki bakın arkadaşlar. Hemen linkine tıklayalım. Gideriz oraya. Sayfa 191'den almışım. Mesela yapalım hemen oraya. Sayfa 191. İşte bu direkt atıfı aldık. Aldıktan sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani bunu kategorize ediyorum. Bakın kategoriye gidiyorum. Diyorum ki işte ben bunu giriş bölümünde kullanabilirim mesela. Tıkladım, giriş bölümüne ekledim. Ekledikten sonra bu giriş bölümüne gitti. Şimdi bakın notlar bölümüne girdiğimiz zaman, aldığımız notlar bölümüne geldiğimiz zaman burada bakın bir not var. Evet, mesela onu da mesela tekrar böyle göstereyim. Evet, bakın mesela şu anda giriş bölümüne bir not eklemişim. O da burada. Bakın şurada şu şekilde direkt atıf. Nereden almışım? Bakın sayfa numarasında yazıyor. Dikkat ederseniz bakın başlık bu, direkt atıf bu. Evet. Ondan sonra da gidip bunu mesela bakın Word'a kullanalım. Nasıl yapacağız? Evet, bir Word'a kullanalım. Hemen Word'a geliyoruz. Bakın Word'a geldik. Şu anda Word'tayım. Bir belge açtım.
İşte şu şu yazar da şu şekilde konuşuyor. Ya da şu 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 yazarın da şu şekilde bir fikriyatı var denildiği zaman mesela bir yazı yazdım örneğin hızlandırmak amacıyla. İşte onu mesela hemen getirip buraya ekleyebiliyorum. Bakın mesela insert desem, insert ekle dediğim zaman tık. Yani o yazar gelecek şimdi mesela. Evet bakın mesela atıfı geldi. Sağır 2014. Bibliografyası da geldi. Evet görüyorsunuz. Yani bu bir özel cümle oldu. Mesela bunu buraya tıkladığımız zaman citation'ı kullandık. Hangi sayfa olduğunu mesela göstermedi. Neden? Aslında göstermesi lazımdı. Diyelim ki sayfa 184. Bakalım. Evet, page 184 şeklinde gösterdi burada. Tekrar geliyorum arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Yani şuradayız. Dikkatinizi çekerim. Ben şunu şöyle yapalım ki görelim. Bakın böyle açıp da biliyorum. Evet. Şurada mesela PDF'yi göster diyorum. Evet. Bakın şuradayız. Atıf burası. Evet, şunu kullandık. Şurada atıf stillerini mesela tespit yani bir yazı yazdık. Bakın yeniden hazırlıyorum. Evet yeniden geldik. Şu an sayfada boş. Evet diyelim ki atıf vereceğiz. İşte atıf verince mesela burada knowledge bölümüne geliyorum. Bakın şurada. Şurada giriş bölümüyle ilgili bir direkt atıf yapmışım. Ama benim burada mesela şeyi göstermesi lazım. Yani sayfa numarası niye göstermedi? Onu ben şey ettim ama şurada şeyler var. Bakın mesela Chicago Manual Style var. Yani dipnotta göster diye. Evet. Şimdi onu seçtik. Evet. Insert. Evet, yazıyı yazdı, numarayı getirdi, ekledi. Bibliografiyi ekledi. Ondan sonra da arkadaşlar bakın en altı da getirdi, ekledi arkadaşlar. Yalnız işte benim demek istediğim niye sayfa numarasını eklemedi? Sayfa numarasını aslında eklemesi lazımdı ama şöyle biraz kafam karıştı benim de. Buradan mı ekliyoruz yani? Tamam, buradan ekleyebiliriz ama. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu bibliografiyi daha farklı sayfalara götürebiliriz. Mesela alta koyarız. Tamam mı? Orada yani şu şekilde bir direkt atıf elde ettik arkadaşlar. Tabi burada mesela bize şu düşüyor. Mesela işte mesela şu şekilde yaparız. Ya da istersek mesela şu şekilde seçtikten sonra onu mesela iç kısma ekleme yapabiliriz. Yani bu şekilde yazımız burada devam ederken o alt kısımda görebilir. Bu yazıyı biz yazmadık. Bu yazıyı mesela diğer bir PDF dosyasından elde ettik. Elde ettikten sonra bunu diğer atıf olarak gösterdik. Hemen ekledik. Evet. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Bir başka bir şey daha yapalım. Mesela geldik. Diyelim ki şununla ilgili mesela şu cümle hoşumuza gitti. Şuraya kadar aldık. Bunu direkt atıf yapacağız. Direkt atıf yaparken bakın tık, direkt atıf bölümüne tıkladık, ekledik. Sayfası 180 kaç? 185 tane dersen. Bir dakika bakalım, bakalım. Şuradan çıkalım. 191. Evet, 191. Neredeyiz? Şuradayız. Tıklıyorum bakın. 191. Evet. Girdim, ekledim, geldim. Evet. Şimdi ben bunu mesela kategorize edeceğim ki Word'dan çağırabileyim. Nasıl bunu kategorize edeceğim? Bakın Assign Categories mesela giriş bölümüne ekledim diyelim. Getirdim. Evet. Ondan sonra Word'a geldim. Şimdi Word'da Knowledge bölümünde iki tane oldu. Bakın iki tane oldu. Biri böyle başlıyor, biri böyle başlıyor. Şimdi ben bunu mesela şey yapacağım. Bunu buraya da getirebiliriz arkadaşlar. Bakın. Hemen geliyor aslında da. Şimdi ben tekrar baştan başlayacağım. Baştan başlayacağım. Evet. Şimdi önce şunu mesela insert edeceğim. Insert ettiğim zaman şöyle yapsam Advanced'dan işte şurada sayfa numarası vermiyor. O biraz dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz verdik. Evet, ikincisini de verelim. Mesela şunu da verelim. Insert. Bakın bu da ikinci direkt atıf.
O da geldi. Aynı yazara. O da şu şekilde gözüktü arkadaşlar. Bakın burada sayfa numarasını verdi. Sayfa 191'den. Belki diğerinde sayfa numarası yanlış yapmış olabilirim arkadaşlar. Ondan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü ben sayfa numarasını